Evet, merhabalar değerli arkadaşlarım. Ben Serkan Hoca. Şimdi AİTT 2 ara deneme sınav soruları çözeceğiz. Evet, başlayalım. İlk sorumuzdan başlıyoruz arkadaşlar. İlk sorumuz şöyle oluyor. Lozan Antlaşması'nın imzalanmasından sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin barış durumuna geçmesiyle TBM seferberlik tarihini seferberlik hali hangi tarihte kaldırmıştır? Cevabımız arkadaşlar 1 Kasım 1923 gelme ihtimali var. Dikkat! 2. Hilafetin kaldırılması sırasındaki ilmi ve tarihi izahları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki tereddütleri gideren dönemin adliye vekili kimdir? Arkadaşlar Seyit Bey'dir. Bu konu üzerinde durmuştuk. Bu da sınavda çıkabilir. 3. Yunan işgal ordularına karşı mücadelenin devam ettiği sırada 15-21 Temmuz tarihleri arasında toplanan 1. Maarif Kongresi aşağıdakilerden hangisi tanımlar? Arkadaşlar milli eğitimle ilgili burada devletin politikası, eğitim politikası ile ilgili bir politika belirleme kararının göstergesidir seçeneği. Doğru seçeneğimiz olacaktır. 4. soru. Aşağıdakilerden hangisi ülkenin okuma yazma oranını arttırmaya yönelik gerçekleştirilen faaliyetlerden birisi değildir? Arkadaşlar bakıyoruz. Okuma yazma seferberliğin başlatılması. Evet. Millet mektepleri açılması. Evet. Yeni alfabe öğrenene kadar Arap alfabesinin kullanılması yanlış değerli arkadaşlarım. Harf inkılabının yapılması, Türk dilinin sadeleştirilmesi dediğimiz gibi bu seferberlik içerisinde yer alıyor. Evet, devam ediyoruz. Arkadaşlar 5. soru. Saltanatın kaldırılırken Osmanlı Hanedanı ve ilafetin durumu hakkında net bir şey söylenmemişti. Bu durumun ikinci gruba mensup bazı milletvekillerinde rahatsızlık yarattı. Anlaşılmaktadır bu önergenin meclisin esas hukukuna ve istikbaline yönelik olmakla beraber eksiksiz olduğunu, anayasaya göre hakimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu gidiyor. Bayağı bir uzun bir soru arkadaşlar. Cevabımız Edirne seçeneği Erzurum milletvekili Hüseyin Avni Bey. 6. Kurtuluş Savaşı'nın askeri safhasını bitiren 11 Ekim 1922 tarihli Mudanya Mütarekesi ile Türkiye'nin bağımsızlığını tanıyan 24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Antlaşması arasında aşağıdakiler hangi olay meydana geliyor? Aşağıdakilerden hangisi? Arkadaşlar bakıyoruz. Şimdi bu dönem arasında neler yaşanmıştı? İşte saltanat kaldırılmıştı. İzmir İktisat Kongresi toplanmıştı. Bakıyoruz seçeneklerde hangisi var? Evet, Türkiye İktisat Kongresi'nin düzenlenmesi 17 Şubat 4 Mart tarihleri arasında düzenlenmişti. Bu iki dönem arasında bu var. 7. 17 Kasım 1924 tarihinde muhalefet partisi olarak Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kurulmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu partinin savunduğu ilkeler arasında yer almaz? Evet, amaçları iktidarı denetlemek olduğunu belirtiyorlar. Yerinden yönetim ilkesini destekliyorlar. Ama iki dereceli seçim sistemini savunmuyorlar arkadaşlar. Hatta buna karşılar. Diğer seçenekler de Cumhurbaşkanı tarafı sormasını, kamuoyunu yoklamasını anayasa değişiklikleri için savunuyor. 8. Türkiye'nin sanayileşmesi ve kalkınmasında önemli rol oynayan 1. 5 yıllık sanayi planı hangi yıl uygulanmaya konmuştur? Arkadaşlar bundan soru gelebilir. 1934-38 yılları arasında uygulanmış bir plandır diyoruz. 9. Cumhuriyet tarihinin ilk ve en uzun süreli geçerli olan anayasası hangisidir diyoruz. Cevabımız 1924 anayasası ama yakında 1982 anayasası onu geçecek. İlk öğretim hangi tarihli milli eğitim temel kanunu ile 8 yıla çıkarılmış? Arkadaşlar 1973 sayılı temel kanun ile 8 yıla çıkarıldı. 11. Harf inkılabından sonra yeni harfleri halka öğretebilmek için büyük bir okuma yazma seferberliği başlatıldı. Bu doğrultuda açılan kurum millet mektepleridir. 15-45 yaş arası nüfus mecburi bir şekilde bu okullarda eğitim görmüştür diyoruz. 12. Yukarıda tarihsel olaylar dikkate alındığında yapılabilecek en kapsamlı çıkarım hangisidir? Bakıyorsunuz arkadaşlar bunlar Osmanlı Devleti'nde demokratikleşme hareketleri. Bakıyoruz Osmanlı döneminde halkın yönetime katılımını artıran demokrasi alanındaki önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Diğer seçeneğe hiç bakmaya bile gerek yok. 13. Saltanatın kaldırılması teklifini meclise sunan milletvekili arkadaşlar Doktor Rıza Nur. Bu çok geçiyor. E-kampüs sorularında da çok geçiyor. Bu dönem bekliyorum arkadaşlar. Ara sınavda tabii soruları almadık tabii ki. Öyle bir şey yok. Ama bekliyoruz. 14. Atatürk ilkeleri denildiğinde cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, laiklik, devletçilik ve inkılapçılık ilkeleri akla gelmektedir. Bu ilkeler 1931'de CHP'nin tüzüğüne girmiştir. Hangi tarihte anayasaya giriyor arkadaşlar? 1937 tarihinde giriyor. 15. Ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda devletin üstlendiği görevleri ifade eden ilke devletçilik ilkesidir. 16. Türkiye'nin Milletler Cumhuriyeti'nin üye olmasına etkili olan iki ülke İspanya ve Yunanistan'dır.
17. Musul'un Türkiye'ye katılmasına halk oylamasının tercih edilmeme nedeni aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar İngiltere niçin bu seçeneği kabul etmiyor? Diyor ki Musul halkının oylama alışkanlığı yok. Bu sebepten ötürü halk oylamasını istemiyor. Evet, 18 Sadabat Paktı hangi paktın kurulmasıyla önemini yitirmiştir arkadaşlar? Bağdat Paktı 1955 yılında kuruluyor, önemini yitiriyor. 19 1930 yıllarda Türk dış politikasına yeni arayışları iten faktör, evet, SSCB bize karşı saldırgan bir politika izliyor. Pardon düzeltiyorum. Özellikle İtalya'nın yayılmacı bir politika, İtalya ve Almanya'nın yayılmacı bir politika izlemesi bizi yeni arayışlara itiyor. 20 aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde gerçekleşmemiştir diyor. Arkadaşlar seçeneklere bakıyoruz. Sadabat Paktı 1937 gerçekleşmiş. Bağdat Paktı 1955 gerçekleşmemiş. Yalta Konferansı gerçekleşmemiş. Dolayısıyla açık öğretim deneme sınavının bu sorusu hatalıdır. İki olay da arkadaşlar gerçekleşmemiş. Yani Atatürk döneminde. Dolayısıyla siz böyle bir seçenek görürseniz seçeneklerde Bursa diyor. Bursa'yı işaretleyin diyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.